Hill'in araştırmasında görüştüğü ünlü insanlar arasında Thomas Edison, telefonun icadı ile tanınan İskoç bilim insanı Alexander Graham Bell, Ford Motor Company'nin kurucusu Henry Ford, Narnia, Beyaz Cadı'nın esareti altındadır. Kitaplarda Türk mitolojisine ait izler bulunmaktadır. Ayrıca Edmund, Narnia'da Beyaz Cadı ile karşılaştığında cadı onu sihirli Türk lokumu ile kandırmıştır. 7. 10 Küçük Zenci. Agatha Christie'nin tarafından 1939 yılında kaleme alınan bu kitap yaklaşık olarak 100 milyon satmıştır. Roman, devrime öncülük eden, yıllar boyunca soylular tarafından ezilen Fransız köylüsünün durumunu bu videomda yaklaşık 130 milyon basılan kitaplar arasında günümüze kadar en fazla satan 10 kitabı listeledik. İnsanlar hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar, yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir, başarının sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. Okumak ruhu yüceltir ve insanlar size daha fazla değer verir. Cahillikten kurtulmanın yolu kitapları okumaktan geçer. Geçmişten günümüze kadar yüzlerce kitap yayınlandı. Çok okunanlar da oldu, eleştiri yağmuruna tutulan da ya da ödüller alan da, filmlere uyarlanan da oldu, tiyatro oyunu olarak sahnelenen de oldu. Daha fazla zaman kaybetmeden en fazla satan 10 kitaba geçelim. Listemize yine 10. sırayla başlıyoruz. 10. Düşün ve Zengin Ol. Yaklaşık 70 milyon satılmıştır. Napolyon Hill tarafından 1937 yılında yazılan kişisel gelişim kitabıdır. Kitabın başlığı nasıl zengin olunacağını ima etmesine rağmen yazar, kitapta öğretilen felsefenin insanların tüm çalışma alanlarında başarılı olmaları için ya da istedikleri hemen hemen her şey için yardımcı olacağını öne sürmektedir. Hill'in 1970'teki ölümüne kadar 20 milyondan fazla satılmıştır. Hill, başarı sürecinin basit bir formülle izah edileceğine ve sıradan insanlar tarafından da uygulanabileceğine inandığını keşfetti. Hill'in araştırmasında görüştüğü ünlü insanlar arasında Thomas Edison, telefonun icadı ile tanınan İskoç bilim insanı Alexander Graham Bell, Ford Motor Company'nin kurucusu Henry Ford, ilk milyarder olan ve tüm zamanların en zengin insanı olan John Rockefeller gibi isimler bulunmaktaydı. 9. Da Vinci Şifresi. 2003 yılında Dan Brown tarafından kaleme alınan bir romandır. 80 milyon satan Da Vinci Şifresi, İsa ile ilgili tarihi sırlar ve Da Vinci'nin eserlerinde bu sırlarla ilgili ipuçları bıraktığına değinilir. Ayrıca Da Vinci'nin gizli bir tarikata üye olduğundan bahsetmektedir. Tüm bunlar kitapta bulmacalar ve kovalamacalarla ele alınmıştır. Dan Brown'un sinemalarda da ilgi gören Da Vinci Şifresi bir cinayetle başlar. Cinayetin çözüm sürecinde ise İsa'nın evlenmiş ve soyunun yürümüş olduğu düşüncesi savunularak Hristiyan dünyasını karıştıran tez ortaya atılır. 8. Aslan, Cadı ve Dolap. Clive Lewis tarafından 1950 yılında yazılan bu kitap 85 milyon satmıştır. Sonu gelmeyen bir kışın hüküm sürdüğü, kurtarılmayı bekleyen bir ülke, Narnia. 4 çocuk kaldıkları evdeki dolabın içinden Narnia ülkesine geçiş olduğunu fark eder. Narnia, Beyaz Cadı'nın esareti altındadır. Kitaplarda Türk mitolojisine ait izler bulunmaktadır. Bu kitaptaki aslanın gerçek adı Aslan'dır. Yani yazar aslana isim verirken İngilizce Lion yerine Türkçe karşılığı olan Aslan adını kullanmıştır. Ayrıca Edmund, Narnia'da Beyaz Cadı ile karşılaştığında cadı onu sihirli Türk lokumu ile kandırmıştır. Seride sadece bu kitapta değil, diğer kitaplarda da Türk kültürüne ait izler rastlanmaktadır. 7. 10 Küçük Zenci. Agatha Christie'nin tarafından 1939 yılında kaleme alınan bu kitap yaklaşık olarak 100 milyon satmıştır. Kitabın konusu, geçmişte verdikleri kararları, hataları ya da ihmalkarlıkları nedeniyle insanların ölümlerine yol açmış 10 kişi bunu sır olarak saklamaktadır. Bu kişiler günün birinde bir mektup alırlar ve tatil amacıyla Zenci Adası'ndaki gösterişli bir malikaneye davet edilirler.
ve olaylar başlar. 6. Kızıl Köşk'ün Rüyası. Çinli yazar Cao Weiqin tarafından kaleme alınmış olup 100 milyon satmıştır. Kızıl Köşk'ün Rüyası yarı otobiyografi türünde yazılmış bir romandır. Weiqin'in kendi ailesinin ve aynı zamanda Qin hanedanının yükselişini ve çöküşünü anlatır. Yazarın ilk bölümünde anlattığı üzere gençliğinde tanıştığı kadınlara, akrabalarına ve uşaklarına adanmış bir hatıradır. Kitap çok geniş karakter kadrosu ve buna bağlı psikolojik boyutunun yanı sıra 18. yüzyıl Çin aristokrasisinin sosyal yapısının detaylı bir analizi olması açısından da önemlidir. 5. Hobbit. 100 milyon satılmıştır. İngiliz yazar John Tolkien'in yazdığı fantastik bir çocuk kitabıdır. Orta Dünya üzerinde yazılmış olan kitap, Bilbo Baggins ve Gandalf'un başından geçen maceraları konu almaktadır. 4. Harry Potter ve Felsefe Taşı. 107 milyon satılarak listemizin 4. sırasında yer alıyor. Joe Rowling tarafından yazılmış ve genç büyücü Harry Potter'ın takdim edildiği Harry Potter serisindeki ilk romandır. Harry Potter sıradan bir çocuk olduğunu sanırken bir baykuşun getirdiği mektupla yaşamı değişir. Başvurmadığı halde cadılık ve büyücülük okuluna kabul edilmiştir. Burada birbirinden ilginç dersler alır, iki arkadaşıyla birlikte maceradan maceraya koşar. Yaşayarak öğrendikleri sayesinde küçük yaşta becerikli bir büyücü olup çıkar. 3. Küçük Prens. Küçük Prens 140 milyon satılmıştır. Fransız yazar ve pilot Antoine tarafından yazılan 1943'te yayımlanan masaldır. Eserde bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır. Sahra çölüne düşen pilotun Küçük Prens'le karşılaşması ile başlayan kitap 27 bölümden oluşur. Yazarın ilhamı kendi başından geçen olaylardan aldığı düşünülür. Bir pilot olan Antoine 1935 yılında bir hız rekorunu denerken Sahra çölünün ortasına düşmüştür. 2. Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi 150 milyon satılarak listemizin 2. sırasında yerini almıştır. İngiliz filolojist ve Oxford Üniversitesi profesörü John Tolkien'in yazdığı epik fantezi türündeki bir romandır. Tolkien'in çocuklar için yazdığı 1937 tarihli Hobbit'in devamı olarak başlamıştır ancak sonunda ondan çok daha büyük bir eser haline geldi. Çoğu 2. Dünya Savaşı'nda olmak üzere 1937 ve 1949 yılları arasında aşamalar halinde yazıldı. 150 milyonun üstündeki satış ile tüm zamanların en çok satan ikinci romanıdır. Geldik listemizin zirvesine. 1 numara, İki Şehrin Hikayesi. 200 milyondan fazla satılarak listenin zirvesinde yer almaktadır. Charles Dickens'ın 1859 yılında gazetelerde tefrika edilmek üzere yazdığı, konusu Fransız devrimi esnasında ve öncesinde Paris ve Londra'da geçen romandır. 200 milyonun üzerindeki satışı ile tüm zamanların en meşhur edebiyat eserleri arasındadır. Roman, devrime öncülük eden, yıllar boyunca soylular tarafından ezilen Fransız köylüsünün durumunu, buna karşılık devrimin ilk yıllarında soylulara yönelik vahşeti ve Londra'daki hayat üzerinden aynı dönemdeki toplumlar arasındaki benzerlikleri betimler. Bu kitaplar arasında okuduklarınız var ise yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esenle kalın.